Günaydın doktor deyince aklınıza ne geliyor? Sigara sağlığa zararlı, diş bakımı önemli. En fazla konuştuğumuz konu başlıklarından biri olabilir mi diş? Evet. Bu yüzden de çok kıymet verdiğimiz konu için diş hekimi Alaz Şimşek konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Hoş konu olunca sana dönüyorum ben konuya girmen için. Konu yok. Hayır, ben nasılsınız? İyi misinizin cevabı. Ben de iyiyim. Ben de iyiyim dedi. Aa, bir şey oldu. Ya ben tabii diş sağlığıyla alakalı burada çok konuşuyoruz da. Hep yani şimdi mesela bir güzellik uzmanı veya dermatoloji uzmanı geldiğinde konuştuğumuz konu işte genç kalmak, gençleşmek. Anti-aging. Efendim bir plastik cerrahi gelince de işte anti-aging neler müdahaleler falan, ama bir diş hekimi gelince bizim canlılığını koruması için dişimize ne yapmamız lazım, onu sormak istiyorum. Diş yaşlanması hiç konuşmadık, onu mu söylüyorsun? Yani diş canlılığını yitiriyor bir dönem sonra. Evet, diş de yaşlanıyor mu yani? Yaşlanıyor. Direkt benim konuma geldiniz. Ben endodonti uzmanıyım. Kök kanal tedavisi uzmanıyım. Şimdi endodontiden bahsederken aslında biraz dişin yapısından bahsetmemiz gerekiyor. Dişin ağız içinde gördüğünüz kron denilen bir kısmı var. Kronun en üstünde hepimizin gözle gördüğü mine, minenin altında dentin, dentinin içerisinde ise sinirler var. Diş özü dediğimiz sinirler var. İşte endodonti uzmanlığı burada başlıyor. Diş hekimliği ihtisasının üzerine ekstradan 3 yıllık bir ihtisasla endodonti uzmanı olunuyor. Kök kanal tedavisi üzerine çalışıyoruz. Dişler canlılığını yitirmesi aslında oradaki sinir dokunun canlılığını yitirmesiyle ilgili. Bunun çeşitli sebepleri olabilir. En yaygın sebebi travmalardır. Travmalar sonucunda diş canlılığını yitirebilir veya başka sistemik hastalıklar sonucu oluşabilir. Bunlardan sonra kök kanal tedavisi yapılarak dişin ağız içerisinde fonksiyona ve fonasyona, yani dişin ağız içerisinde çiğneme etkinliğini ve konuşma etkinliğini devam ettirmesini sağlamaya çalışıyoruz. Endodontinin mantığı bu. Yani o dişi çekilip yerine implant gibi dışarıdan bir madde eklemektense, vücuda dışarıdan bir madde koymaktansa dişin kendi, vücudun kendi doğal yapısıyla rehabilite etme yönünde bir şey. Yani aslında var olan dişi kaybetmemek için son noktaya kadar mücadele gibi bir şeyden bahsediyoruz. Cansız bir şekilde, vitrifiye bir şekilde, cansız bir şekilde ağız içerisinde hizmet ediyor. Zaten implant da cansız oluyor. Yani vücutta dişin, kendi dişimizin, kendi yapımızın devam etmesini sağlıyoruz. Dişin cansızlaşması ne demek? Şimdi dişin içerisinde demin de bahsettiğim gibi mine dentinin altında pulpa dediğimiz bir yapı var. Tamam. Bunun içerisinde sinir dokusuyla birlikte damarlar da var. Yani beslenmesi de var. Dişin bütün canlı fonksiyonunu sağlıyor. Üç yapıda mine cansızdır ama minenin altındaki dentin canlı bir yapıdır. Yani çürük oluştuğu zaman ya da dişe bir uyarı geldiği zaman dentin kendini savunmak için yeni hücreler oluşturabilir. O bölgede mesela skleroz yapabilir, o bölgede yeni tamir dentini oluşturabilir. Bu canlılığı sağlayan, yani o bölgedeki beslenmeyi sağlayan pulpa yapısıdır. Pulpanın içerisindeki damar yapısı ve sinir yapısıdır. Sinir yapısı koruyucudur. Biliyorsunuz ağrı koruyucu bir duygudur. Yani mesela dişe bir aşınma olduğu zaman, dişe bir kuvvet geldiği zaman sinir yapısı bizi uyarır. İşte dişin canlılığını kaybetmesi o sinir yapının kaybolmasıdır. Tabii. O sinir yapının ölmesidir, yok olmasıdır. Yani aslında öldüğünü şöyle mi anlıyoruz dişin? Çürük var ama hissetmiyoruz. Tabii çürük var, hissetmiyorsunuz. Çok güzel. Aynı. Yani mesela doktora gittin, diyor ki oy bir dişin bayağı bitmiş, çürümüş. Aa, hiçbir şey hissetmedim. Ama başlangıç aşamasındaki çürüğü de duymayız. Evet. Daha sinire değmemiş olan çürüğü de duymayız. Şimdi aslında o tam öyle değil. Yani dediğiniz gibi başlangıç aşamasındaki çürük belli belirtiler verir. Mesela tatlı yediğimiz, tatlı şeyler yediğimiz zaman bizi rahatsız eder. Ya da asitli şeyler bizi rahatsız edebilir. Ama hastalar bunu çoğu zaman önemsemezler. Yani bizim toplumumuzda, Türk toplumunda normal karşılanıyor diş sorunları. Son dakikaya gelmeyene kadar, yani gece uyutmayana kadar gelmezler. Evet ya. Şey, biraz daha çürük biraz daha ilerlediği zaman minenin altındaki dentin tabakası kanal kanaldır, tübül tübüldür. Ve bu tübüllerin içi boştur. Pulpaya doğru gelir. Pulpada da sinirler var. Bir şey olduğu zaman, yani bir uyarı geldiği zaman oradan pulpa uyarılır. İlla pulpanın, yani sinir dokusunun zarar görmesine gerek yok. Aman dikkat et diye vücuda uyarı verir aslında o doku. Ve bu şekilde biz hafif hafif ağrı hissederiz. Biraz daha ilerleyince, iş sinirlere kadar gelince bu sefer gece ağrıları başlar. Gece ağrılarının olduğu safa akut safadır. Bu safayı da geçirirsek, dişin canlılığı giderse diş ağrı yapmaz. Ondan sonra da o bölgede kim olacak? Bizim mesela canlılık varken bizim vücudumuz koruyor değil mi dişi? Canlılık giderse kim koruyacak? Kimse koruyamayacak. Bakteri istilası başlar. Ve bakterilerin metabolik ürünleri. Şimdi biz buradayız. İnsanlar yiyor, içiyor ve insanların belli vücut ürünleri var değil mi? Teri var, şu var, var. Bakterilerin de var. Bunlar da zaman içerisinde ne yapıyor? O bölgede renklenme, ağrı, şişme, o şekilde şeyler yapabiliyorlar. Yani ondan dolayı ve ciddi sıkıntılıdır. Mesela kanal tedavilerinde en çok izole edilen bakteri Enterococcus faecalis diye bakteridir. Bu gastrointestinal sistemin, hocam daha iyi bilir, gastrointestinal sistemin mesela en fazla görülen patojen şeyidir. Yani bu da aslında diş sağlığının kanal tedavisinin ne kadar önemli olduğunu gösteren bir etmen. Yani
hiç beklemediğiniz bakterilerin o bölgede oluştuğunu ve bunların kan yoluyla vücuda yayılma sıkıntısı vardır. Eski Mısır'da ilk kanal tedavisi Eski Mısır'da yapılmıştır ve Mısırlılar asıl sağlığın dişten başladığını söylemişlerdir. Bak hep söylemiyor muyuz? Hep söylüyoruz bunu. Evet. Biz diş o yüzden burada hep, çok fazla evet. üstünde duruyoruz. Yani evet. diş fırçalamayı çok işliyoruz, çok önemli diyoruz. En son konuştuk en az 2,5 dakika, 3 dakikaya yakın fırçalamak en büyük fayda. Bunu hep söylüyoruz. Dişin nasıl fırçalanması gerektiğini. Çünkü her şeyin başlangıç noktası ağzımız evet. ve dişlerimiz. Çok önemli ama bu arada bu Mısır nedir ya? Mısır ilerlemişler. Ne kadar enteresan evet. değil mi? İlk kanal tedavisini yapmışlar. Nasıl anestezi yaptıklarını bilmiyor. Ne yapıldığı tam bilmiyor. Ama dişin ilk sinirlerini almışlar ve bununla ilgili tablet şeyleri de var, resimleri de var. Hakikaten bizim şu an yaptığımız kanal tedavisine de yakın bir tedavi yapmışlar. Yakın. Yani yakın demeyeyim de aynı mantık. Yani tabii ki şu an kanal tedavisi çok gelişti, bilim çok tabii gelişti. Ki, artık termoplastik maddeler aynen. kullanılıyor içerisinde, biyoinert maddeler kullanılıyor. O zaman madde insan vücuduna uygun mu değil mi bu bilinmeden yapılıyordu. Ancak mantık olarak sinirin alınıp o bölgede tekrar bakteri yerleşmemesi için dişin içerisinde dişin sinir dokusu, sinir boşluğunu açıp o bölgenin doldurulması mantığıyla aynı. Temel mantık olarak. Düşünsene röntgen yok, hiçbir şey yok. Hiçbir nasıl şey, evet. bilebilirsin ki sen dişin içinde bir şey var? Evet. Bana çok ilginç geliyor böyle şeyler. Gerçekten. Ben kafatası ameliyatlarının işte tarih öncesinde yapılan kazılarda çıkanı görünce dedim ki insanlar çok 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 zekilermiş. Çok. Şu anda evet. biz MR var, tomografi var, bilmem ne var, her şey var. Ona rağmen bir tanı koymakta zorlanabiliyoruz. Ya acaba bu mu? Yoksa yok yok yanılıyor muyuz falan diyoruz. O zaman gözü kaymış, evet bunda beyin kanaması var, tık delik açıyor, kanı boşaltıyor, hasta normale geliyor. Yani milattan önceki evet. dönemden bahsediyoruz. Evet. Neyse şimdi konuya dönelim. Çok, çok ilginç. Ben bir şey sormak istiyorum. Kanal tedavisi görülen diş ciddi bir şekilde rengini kaybediyor. Yani siyahlaşıyor neredeyse. Bu tamamen sinir dokusunun ortadan kalktığı için. Şimdi aslında şöyle açıklamak daha doğru. Kanal tedavisinin tabii ki kanal tedavisini oluşturan etmenler üzerinden açıklamak daha mantıklı. Dişe diyelim travma geldi. Travma sonucunda kolunuz bir yere çarpsa, bir yumruk yeseniz, bir düşseniz ne olur morarır değil mi orası? Damarlar çatlar evet. orada morarır. Tabii. Diş de aynı şekilde. Dişin içerisinde de damarlar var. Dışarıdan paket halinde gördüğümüz için dişi biz kaya taş gibi bir madde zannediyoruz. Evet. Halbuki değil, içerisinde damarlar var. Ve çarptığı zaman o damarlarda bir hemoroji oluşur, bir kanama oluşur. Bunlar da demin bahsettiğim gibi dişin sinir dokusunun üstündeki dentin kanalcıklar halindedir. Kan hücreleri o kanalcıklara gider ve o bölgelerde yapışırlar. Bu da renklenmeye sebep olur. Eğer travmadan sonra diş canlılığını korursa, nasıl burası morarınca vücut 2-3 hafta sonra onu toparlıyorsa geçer. Tekrar toparlayabilir, temizler. Ama canlılığını korumazsa işte sıkıntı orada başlıyor. Hmm. Kanala giden dişte bu renklenmeler oluyor. Ayrıca o bölgede diş canlılığını yitirince orada bir sinir doku var. Sonuçta o sinir doku nedir? Protein içerikli. Bakteriler için gayet zengin bir besin. Bakteriler o bölgede faaliyetlerine başlayınca bakterilerin hücresel artıkları, demin bahsettiğim metabolik artıkları var. Bu metabolik artıklar da renklidir. Bakterisine göre değişir. Mavi, yeşil, daha çok böyle kahverengimsi, pembemsi tarzda renklenmeler yapabilirler. Yani nekrotik diş, ölmüş diş, kanala giden diş renk değiştirebilir. Kanal tedavisinden sonra da renklenme olabilir ayrıca. Bu yani yapılan kanal tedavisinin kalitesiyle de ilgilidir. Gerçekçi olmak lazım. Mesela diyelim hekimin yani tabii ki hekimin işlemi çok yapmasıyla da ilgili. Kaviteyi açarken, kanalı açarken eğer çevrede canlı pulpa dokusu bırakırsa, artık doku bırakırsa bunlar renklenmeye sebep olabilir. İçerisinde kullandığı, kanal tedavisinde kullandığı patlar renklenmeye sebep olabilir. Kanal tedavisi yaptıktan sonra içerisindeki dolgu maddesini nereden kestiği de önemli hekimin. Bunlar da renklenmeye sebep olabilirler. Ne kadar çok etmen var. Peki şimdi benim kafama takılan soru şu. Dişin içindeki sinirler ölüyor, cansız artık o diş ama biz o dişten vazgeçmiyoruz. Ağzımızda kalmasını sağlıyoruz. Evet. Bir şekilde faydalı olmaya devam ediyor ama sinir öldüğü için dişin rengi gidiyor evet. bir süre sonra. Gidebilir. Ne yapıyoruz o zaman? O zaman da beyazlatma ama bu sefer nasıl, D vital yaşamayan beyazlatma. Dişe nasıl evet. yapıyorsun? Çok güzel bir soru. Şimdi beyazlatma deyince biz daha çok neyi düşünüyoruz? Estetik, kozmetik olarak doğal canlı dişimizin rengini vücudumuzla hatta bazen kıyafetlerimizle uydurmayı düşünüyoruz değil Allah mi? Allah yok artık o kadar da ya değil. Hani örnek olarak verdim. Olmasın yani öyle. Şimdi klinik tecrübelerimle çok farklı isteklerde olan hastalar doğru, olduğu doğru, için haklısınız. Ondan ben dolayı o yüzden söyledim. O talepler azalsın aynen. yapmayalım diye. Tabii öyle yani. Bir şey mümkün değil işin şakası. Şimdi D vital dişlerde de aslında bir beyazlatma yapılabiliyor. Tamam. Bu sefer prosedür daha farklı.
Diğerisinde yani normal canlı dişlerde, D vital ölü demek bu arada. Canlı dişlerde yaptığımız tedavide, beyazlatmada dişin üst yüzeyinden belli plaklarla beyazlatıcı madde uyguluyoruz. Bunda kanal yapılan yerin kanal dolgusu birazcık açılarak, aşağı indirilerek o bölgeye beyazlatıcı ajan konuluyor. Ve dişin bu şekilde içine. Dişin içine evet konuluyor. Tekrar seanslara çağrılıyor doktor tarafından. Doktor kontrolü altında yapılıyor. Ve gerçekten bunun deneyimli bilen eller tarafından yapılması çok çok önemli. Çünkü tabii ki beyazlatıcı ajanlar belli yan etkileri olabilir. Mesela neye dikkat etmek gerekiyor? Ben mesela kendi kliniğimde bunu yaparken normal el aletlerinden ziyade bu bölgede eski artık şeyleri temizlerken ultrasonik cihazlar kullanıyorum. Tamam. Olabildiğince çok dentin dokusuna, o bölgedeki dokuya zarar vermemek istiyorum. Çünkü o bir bariyerdir, koruyucudur. Siz onu alırsanız bu sefer oradaki bıraktığınız beyazlatıcı maddenin köke sağa sola yayılmasına sebep olabilirsiniz. En basitinden bu tip şeylere hekimin yaparken dikkat etmesi gerekiyor. Biraz daha deneyim, tecrübe gerekiyor tabii. Ama deneyimi tecrübeli yapıldığı zaman yıllardır uygulanan başarısı kanıtlı bir tedavidir. Gerçekten işe yarar. Çünkü diş renginin değişmesi insanın yani insan psikolojisini etkileyebiliyor. Tabii dış görünüşünü etkileyebiliyor. Ya. Üzerine yapılan protezi etkileyebiliyor. Protez seçimini etkileyebiliyor. Birçok şey var. Proteze kadar etkiliyor. Tabii. Yani şöyle düşünün hocam. Siz bizlerden daha iyi bilirsiniz. 15-20 yıl önce belki metal üstü porselenler insanları tatmin edebiliyordu estetik olarak. 5-6 yıl öncesine kadar zirkon üstü porselenler insanları tatmin edebiliyordu. Ama şu an ne konuşuyoruz? Laminate'leri konuşuyoruz. Full porselenleri konuşuyoruz. Bu nedir? Estetik algının giderek arttığı. Giderek insanların daha doğal görüntüye gittiği. Çünkü bakın mesela metal üstü porselen yaptığınız zaman tüm diş hemen hemen aynı renk. Tamam farklı tonlanmalar olabiliyor ama laminate kadar o canlılığı veremiyor. Ama normalde dişin kole bölgesi yani diş etine yakın bölgesi daha koyudur. İnsizel bölgesi, uzak bölgesi ise daha şeffaftır, daha translüsenttir. Bunu yakalayamıyorsunuz. Siz dişin altındaki dişin renklendiğini düşünün. O alttaki dişin yansıtıyor. Nasıl bir renk ortaya çıkacak? Bizim direkt bu protetik yaklaşımımızı çöpe atan bir şey olur. Ondan dolayı çok önemli yani bunların renklenmesi, renklenmemesi. Ta başından kanalın iyi yapılması gerekir. Üstündeki restorasyon iyi yapılması gerekir. Nelere yol açtığı da enteresan bir bilgi oldu bunun için. Kanal tedavisi bir de travmatik dişlerden bahsedelim mi? Yani böyle travmaya uğramış, yerinde sallanan diş. Buna yapılan veya yerinden çıkan yerinden çıkan, avüsyon. Evet. Ya şimdi avüsyon vakaları... Avüsyon ne demek? Avüsyon dişin soketinden fırlaması, dişin yuvasından çıkması. Ha. Travma sonucu oluyor. Aynen. Diş soketi diye geçer. Dişin diş yerinden çıktı. Diş yerinden köküyle birlikte kırılmadan çıkmasıdır avüsyon. Daha çok genç hastalarda çıkıyor. Daha çok genç hastalarda oluyor. Ben size bununla ilgili bir travma sınıflanmasıyla ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Genç hastalarımızda kemik yapısı daha yumuşak olduğu için gelen travma sonucunda kemik onu karşılayamaz ve köke iletir. Kök direkt... Yani bir kaza Allah korusun, bir çarpma travma. Ya da bir şeyden bahsediyorsunuz. Evet, dış kaza etkiden dış etki sonucunda diş çıkabilir. Erişkinde bu genelde olmaz çünkü kemik yapısı daha sert olduğu için kırılır o kök. Ama çünkü köküyle çıkması yani, çok enteresan. Köküyle birlikte çıkar. Köküyle birlikte eğer çıkarsa avulse diş onu hemen diş hekimine götürsünler. Çıkan diş süt dişi ise... Nasıl götürsün? Evet, çok güzel bir soru. Şimdi ben diyecektim nasıl götür? Tabii. Çünkü organ nakli çok konuşuyor. Şimdi bana mesela otomatikman şöyle bir çağrışma oluyor. Diş de bir organ. Organ naklinde organ bir yerden bir yere giderken buzlar içinde falan da filan da gidiyor. Çok güzel. O zaman diş nasıl gidecek? Diyelim okul ortamında oldu. Ay Allah korusun. Allah korusun ama okul ortamında olması daha iyi onlar için. Çünkü şöyle söyleyeyim. Neden? Taşıma solüsyonları arasında en iyisi Hanks'in dengeli tuz solüsyonu diye bir solüsyon var. Bu okullardaki eczane dolaplarının içerisinde bulunuyor. Öğretmenlerimize ben buradan söylüyorum. Biliyorlardır kendileri de muhtemelen. Direkt onun içerisine taşıyabilirler. En tuzlu sağlıklı taşıma... Tuzlu su değil. Özel bir karışım, özel bir solüsyon. Kimse evinde bulamaz. Ancak okullardaki eczane dolaplarında var. Hanks'in dengeli tuz solüsyonu diye geçiyor ismi. Hanks diye bir bilim adamı geliştirmiş bunu. Ha. Bu, bir marka değil. Marka yani, değil. Yanlış anlamasınlar. Yok marka değil. Hayır. Bu bir ismi. Literatürdeki ismi bu şekilde. Yani ticari ismini bilmiyorum zaten. Ticari ismi değil bu. Bu şekilde taşınabilir. Bunun en iyi taşıma ortamı budur. Ama tabii bu ütopik bir şey. Bu olmazsa mesela diyelim sahilde yürürken oldu bir şey çarptı ne yapabilirler? Süt ağız içerisinde taşıyabilirler ya da soğuk sütte taşıyabilirler. En iyi taşıma ortamları budur. Sakın hastaların en çok yanlışı budur. Suya doldurup bir bardağı su koyup su içinde getiriyorlar. Yok. Ne olmaz. Oldu? Ne oluyor? Fark ne? Neden süt? Fark şudur. Şimdi, neden ağzın içinde taşısın? Neden su değil? Bunların derişimleri eşit değil. Suya koyduğu zaman suyun derişimi ağız içerisindeki derişimden daha daha hipotonik olduğu için içerisindeki hücreler su kaybederek ölebilirler. Hmm. Yani su alarak içindeki dişin çevresinde bir de periodontal ligament dediğimiz lifler var.
bu liflerin canlılığını yitirmesine sebep olabilir suyla taşımaları. En sağlıklısı sütle taşıyıp hemen hekime getirmeleridir. Ve eğer kök ucu kapalı bir diş değilse, diyelim 8 yaşındaki, 7 yaşındaki bir çocuğun ön santral dişi uçtu. Yani ay, soketten korusun. Çıktı Allah korusun ama çok oluyor. Diyelim böyle bir şey oldu. Eğer bu kök ucu da kapalı değil, bu diş eğer 20 dakika içerisinde, yani kısa bir süre içerisinde hekime yetiştirebilirse, hekim onu tekrar reimplante ederse, tekrar oraya yerleştirirse, renk değişikliği bile olmadan uzun süre canlılığını şimdi bir anne olarak şunu soracağım, yani olan olmuş, bir şeyler yaşamış çocukcağızım, yavrum, evladım, Allah korusun evlerden uzak. Şimdi hastaneye mi gidecek, dişçiye mi gidecek? 20 dakika diyorsunuz, nasıl zaten olacak bu iş? Zaten bununla ilgili medikal desteği veren diş hekimleridir. Diş hekimine gitsin. Ona ama şimdi Allah korusun çenesine burnuna bir şey olduysa önce bir, yani mesela... Onu diş hekimi değerlendirecek. Yani diş hekimi değerlendirebilir. Tabii. Yani şimdi şöyle diyelim. Yüz travması değilse. Yani. Çok büyük bir yüz travması değilse tabii ki diş hekimi öncelikle. Acile gitmiyor yani. Şöyle, önce diş hekimi. Şimdi dudağı yarıldı. Biz en evet. çok yaptığımız aslında Ceyda'nın söylediği hata. Dudağı yarıldı, altında da dişi soketinden çıkarttı. Heh. Önce gidelim bir plastik cerrah dudağını mı diksin uğraşıyorlar. Evet işte onu da önce diş. Dudağı 6 saat sonra da dikseniz olur. Ama dişi hemen yerine koymanız lazım. Evet. O süre geçince çünkü... Bu çok önemli bir bilgi arkadaşlar. Evet, ben şu an gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımız düşmesin, travma yaşamasınlar Allah ama korusun, Allah korusun. Böyle bir şeyde olsa... ilk önce dişçi öyle evet, mi? Evet, diş hekimine gitmeniz gerekir. Sütün içinde tutuyor. Peki neden ağzında da tutabilir? Yani sonuçta diyelim süt bulamadı o an. Tamam. Şeye göre daha iyi bilir. Suya göre daha iyi bir ortamdır. Yutmayacak şekilde şurada vestibülde dudakta. Mesela şimdi çok ütopik şeyler konuşuyorum. Özür dilerim ama anne olarak aklıma her şey geliyor yani. Çocuk küçük yutabilir. Ben ağzımda tutup getirebiliyor muyum? Aynı şey mi? Annesi ağzına koysa dişi geçiyor. Bu olan anne yutamaz. Boyutunu değiştirir. Yine siz de tutabilirsiniz. Ancak annelerle çocukların mesela annenin ağzında çürük olup olmaması falan da etkiliyor. Önemli. Yani tabii sonuçta oradan bir transfer oluyor ama yine de mantıklıdır. Değil şeye mi? Göre çünkü daha mantıklıdır. Çocuk küçükse yutabilir onu. Evet. Anne o baba zaman, en yakında. O zaman sana taşıyıcı anne deniyor. Tabii diş taşıyıcı. Diş taşıyacak. Oğluma da şey, Allah korusun, çocuğuna da şey diyebilirsin. Seni taşıdığım yetmedi, bir de dişini taşıyorum. Başıma neler açtın diye söylenmeye de çok ciddi bir cümle eklenmiş olabilir söylenme tiradına. 9 ay seni taşıdım, şimdi bir de dişini taşıyorum. Bıdıdıdıdıdı adayılırız. Allah korusun ya, işin şakası. Ama başımıza geldi, ne yapmamız gerektiğini bilelim. Çok ciddi evet. anlattığınız evet. şeyler. Genel şartlarda 7 yaşın altında bu tür travmalarda tamam altından yenisi gelecek diyoruz, hiç önemsemiyoruz. Hah. Yani mesela, aslında bunu önemsemek lazım tabii galiba. Tabii 6 yaşında başlıyor ana dişler çıkmaya. Yani ama mesela süt dişse çıkan hakikaten önemli mi bu kadar? Süt dişse geri implante edilmiyor ama hastalarımızın çoğu bunun yani geri takılmıyor, geri yerine yerleştirilmiyor. Ancak hastalarımızın çoğu süt dişten ana dişi ayırt edemeyebilir. Ondan dolayı yine de diş hekiminin bunu görüp değerlendirmesi daha uygun. Peki dişle geldik, ne yaptınız o an? Onu tekrar yerine yerleştirilir. Ve ona splint dediğimiz tellerle yerine sabitlenir. Belli bir diyet uygular diş hekimi ona. İşte 2 hafta şunlara dikkat edeceksin, 3 hafta. Ve belli bir süre sonra tekrar çağırıp dişin canlılığı kontrol edilir. Ne oluyor? Oradaki sonuçta mantık şu değil mi? Yani diş çıktı ve o sinirler koptu. Yerine taktınız, ne oldu? Tekrar canlılığını kazanabiliyor diş. Tekrar organize olabiliyor. Özellikle kök ucunun açık olup olmaması bunda çok önemli. Kök ucunun açık olup olmaması ve travmadan sonra yani o vakadan, kazadan sonra geçen süre çok etkili. 20 dakika diyorsunuz. 20 dakika, öyle mi? Yarım saat. Yani bir saati geçmemesi çok çok önemli. Hani bu süre çok önemli. Kaç tane Türkiye'de getirdiniz? Diş hekimi var? Türkiye'deki diş hekimi sayısı mı? Türkiye'deki diş hekimi sayısı 50-60 bin, 50 bin falan vardır. Yani aslında her yerde diş hekimi bulabiliriz. Tabii tabii kesin. Her semtte bulabiliriz. Bulursun. Yani aslında o kadar zor değil. 20 evet. dakika ya evet. soğuk sütte bekleteceksin. Evet. Yani 60 dakika da olsa götürsünler. Evet. Yani her türlü götürsünler. Aynen. Anladım. Ama süre ne kadar azalırsa, bunlar tabii ki genel ortalamalar, vücuttan vücuda değişir. Süre ne kadar azalırsa başarı şansımız o kadar artıyor. Ama mesela şunu da ikinize birden soruyorum. Yani Allah korusun böyle bir durumda ailenin ilk aklına gelen acile gitmek duygusu oluyor. Yani hastanenin aciline evet. gidelim diyor. Diyelim hastanenin aciline gittiğinde orada da bazı diş... Bazı hastane bünyelerinde diş ünitleri var. Var. Yani o da bir... O da bir seçenek tabii. Seçenek olabilir. Tabii. Orada ama vakit kaybetmemesi açısından diş hekimi öncelikli diyoruz. Evet. Ama... Pür yaralanma, yani sadece diş yaralanması tabii varsa. Ki.
Yani hasta ciddi bir yaralanma varsa, hayatı tehdit edici şeyler yani bisikletten varsa... Bisikletten düşmüş, ağzı yüzü kırılmış, kolu kırılmış. Yani diş hekimine gidelim demek bu mantıklı değil. Evet işte tam da orada kafam. Biz lokalize dental travmalardan, dişle ilgili travmalardan bahsediyoruz. Ama gene de en doğrusu galiba hani diş hekimi de olan bir hastanenin aciline başvurmak gibi. Da olabilir. Yani tedavi olması noktasında elimizde köklü bir diş varsa diş hekimi de evet, önceliğimiz. Onu atmasınlar önemli. Ya da çok yapılan bir hata daha var. Bunu çok yapıyorlar. Mesela çamura düşüyor ya da bir yere düşüyor, alıp temizleyip getiriyorlar. Ay. Sakın. Ha. Siz karışmayın ona. Sütün içinde bırakın getirin. Yani çünkü ha, yerden aldın bir şey evet, içinden evet, aldın. Evet evet. Siz temizlemeyin onu. Yani onu hastalar temizlemesinler onun çevresini. Çünkü ha, onun çevresini temizleyince oradaki periodontal ligament hücreleri var. Asıl işte o bağlantıyı sağlayacak olan kemikle onların hepsini öldürmüş oluyorsunuz. Ha. Siz getirdiğiniz zaman diş hekimi zaten onu gerekli görürse antibiyotik solüsyonuna bırakıp ondan sonra ağzınıza implant edecektir. Vallahi o kadar kıymetli bilgiler vermiş. Çok güzel bilgiler. Ağzım açık dinledim. Biz bu kadar diş konuşuyoruz ama yani arkadaş şu küçücük ağızdaki kaç tane bitmiyor. Diş konuş bitmiyor yani. 8 ana bilim dalı var diş hekimliğinin. Ne kadar enteresan. Evet, uzmanlık dalı var. Benim bahsettiğim endodonti de bunlardan birisi. Yani diş hekimliği safi bir diş diye düşünmemek lazım. Yok çok, hiç. Evet. Hiç değil. Çok teşekkür, ederiz. Siz teşekkür ederiz. Sağ olun. Ayağınıza zaman sağlık her zaman bekliyoruz. Çok sağ olun, teşekkür ederiz. Siz yıllarınızı vermişsiniz, biz size 20 dakika vermişiz. Çok mu? Çok çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun, teşekkür ederim. Devam ediyoruz.